Mersin Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan ve bu yıl 23. kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİT'e katıldı. EMİT fuarındaki Mersin Büyükşehir Belediyesi standında Mersin'in tarihi, kültürel ve turistik ve gastronomik değerleri tanıtılıyor. Mersin standını ziyaret eden kişilere Mersin'i tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in yeterince tanıtılmadığı için turizm pastasından da yeterli payı alamadığını dile getirerek, Mersin bölgenin en eski yerleşim alanı, tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel değeri bünyesinde barındıran bir şehir. Bunların en iyi şekilde tanıtılması gerekiyor. Turizm emek ağırlıklı bir sektördür. Dolayısıyla bu sektörde turist sayısına göre insan çalıştırılıyor. Dolayısıyla işsizliğe çare olacak turizm sektörüne eğilmek mecburiyetindeyiz dedi. Mersin'de 8 noktanın turizm bölgesi ilan edildiğini ancak yatırım yapılmadığını belirten Kocamaz, sıkıntımız turizm bölgesi ilan edilen bölgelere yatırımın başlamamış olması. 1994 yılında Tarsus'ta göreve ilk geldiğimde Mesiad'la birlikte Tarsus sahillerinin turizm bölgesi olması için mücadele ettim. Ayrıca Karboğaz'ı kayak merkezi olsun diye çalışmalar başlattık. Geçmişte bu tür yerlerin hiç kimse farkında değildi. Biz bu yerleri millete gösterdik. Ancak yatırım konusunda tek yetkili biz olmadığımız için bu yerlerin sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için oralardan çıkacak kararları bekliyoruz. Yatırım yapmak için. Planları, projeleri hazır. İnşallah bir an evvel bu bölgelerin planları onaylanır ve yatırımcılara teslim edilir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgelerde üzerimize düşen her türlü gayreti göstermeye hazırız. Bu işlerin gecikmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum ve Kültür Bakanlığı yetkililerini göreve davet ediyorum dedi Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Fuarda standı ziyaret edenlere Mersin'i tanıtan çeşitli hediyeler verildi. Mersin liman sahasında demirliyken 15 Ocak günü etkili olan fırtına nedeniyle sürüklenerek Atatürk Parkı eski Luna Park alanına 300 metre mesafe kala karaya oturan Lübnan bayraklı Vardeh isimli gemi yakında bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürülecek. Üzerinde haciz bulunması nedeniyle bir yıldır Mersin liman sahasında demirliyken fırtınada karaya oturan gemideki 2-7 emin personeli de fırtınada askeri helikopterle kurtarılmış, gemide bulunan 400 ton yakıt ve 20 ton yağın denize sızması ihtimaline karşı da gemi etrafına bariyer çekilmişti. Liman sahasında batarak tehlike oluşturacağı ihtimaline karşı Mersin Liman Başkanlığı geminin acil satışına karar vermişti. Satılığa çıkartılan gemi ihaleyle 9 milyon Türk lirasına satıldı. İhaleyi kazanan şirketin ilerleyen günlerde gemiyi karaya oturduğu noktadan kurtaracağı ve yüzdürebileceği açıklandı. Yapılan son denetimlerde ise gemide herhangi bir yakıt ve yağ sızıntısının olmadığı belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan hortum felaketinde hasar gören seralarda üreticiler onarım çalışmasına başladı. Tarsus ilçesinde önceki gün şiddetli fırtına ve yağmurla birlikte gelen hortum bölgede bulunan birçok seraya zarar verdi. Mahsullerin zarar görmediği seraların brandaları yırtıldı. Özellikle ova köylerindeki seraların üreticileri onarım işlerine başladı. Enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle 12 köyde yaşanan elektrik kesintisi de Toroslar EDAŞ ekiplerinin çalışması sonucunda giderildi. Hortumun ardından Tarsus ilçesinde Hasar Tespit Komisyonu tarafından başlatılan çalışma devam ediyor. Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin ev ve otomobilinde 7036 adet uyuşturucu hap ve 487 gram toz esrar ele geçirildi. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Suriye uyruklu MR'nin evine operasyon yaptı.
Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 7036 adet uyuşturucu hapla 487 gram sıkıştırılmış plaka halinde toz esrar ele geçirildi. Mersin polisi şüphe üzerine durdurulan bir aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş halde 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerde ve kentin girişle çıkışlarında çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda il girişinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpeği aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 18 ayrı paket halinde 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Ekipler araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Mersin'de 2 Temmuz 2018 tarihinde otomobiliyle 9 yaşındaki Evrim ve 6 yaşındaki Ekin Çakmakçı kardeşlere çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 68 yaşındaki Ramazan Topal'ın yargılanmasına devam edildi. Ramazan Topal otomobiliyle Toroslar ilçesi Gözne yolu Sarnıç tesisleri yakınlarında Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşlerle yanlarında bulunan kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken Yalçın ağır yara aldı. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Ramazan Topal hakkında Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Topal'la ölen kardeşlerin annesi Özlem ve babası Ali Çakmakçı ve tarafların avukatları katıldı. Müvekkilinin bu zamana kadar hiçbir ceza almadığını ve kaza yerinden kaçmadığını dile getiren Topal'ın avukatı, sanığın adli kontrol veya kefaletle serbest bırakılmasını istedi. Çakmakçı ailesinin avukatıyla duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin'de 2018 yılının Aralık ayında 2017 yılına göre hem ihracatta hem de ithalatta yıl bazında düşüş yaşandı. Mersin'in Aralık ayı ihracatı 178.595 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistikleri Aralık 2018 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada Aralık 2018'de dış ticaret açığının 71.1 puan azalarak 2 milyar 674 milyon dolar gerilediği bildirildi. İhracatın 2018 yılı Aralık ayında 2017 yılının aynı ayına göre %0.2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, İthalatın ise %28.3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğu kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verileri Mersin'de Aralık ayında hem ihracatın hem de ithalatın düştüğünü ortaya koydu. Açıklamaya göre Mersin'de ihracat 2018 yılı Aralık ayında 2017 yılının aynı ayına göre %2.7 oranında azalarak 178.595 dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ise %49.9 azalarak 86.658 dolar olarak gerçekleştiği Aralık'ta Mersin ihracatta Türkiye genelinde 12, ithalatta ise Türkiye genelinde 13. sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vererek kentteki belediyeye ait 54 ekmek büfesinde bez torba dağıtmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla dağıtımına başlanan bez torbalar vatandaşları memnun etti. Naylon petrol atığından yapıldığı için doğamızı kirletiyoruz. O doğrudur. Bunun çözümü de poşetlerimizi doğaya faydalı, kendi kendini yok eden, aynı zamanda kendi kendini yok ettiği için doğada gübre olayı söz konusu. Bakın. Bu da nedir? Hem doğayı kirletmiyoruz,
hem kendi kendini yok ettiği için doğaya zarar vermiyoruz. Çok iyi bir uygulama. Başkanımı bu yönden dolayı tebrik ediyorum. Ekmek aldık eve gidiyoruz şöyle. Ama iyi bir şey, bir torba verdikleri için de teşekkür ediyorum. Halkımıza, belediyemize teşekkür ediyorum. Çok iyi bir şey. Güzel günler bizim olsun. Güzel günler aynı şekilde sizin olsun. Çok güzel oldu. Şimdi öyle bir şey ki biz belli bir yaşa gelmiş insanlarız. Her şeyi unutuyorum. Çok zaman elimde götürmek zorunda kaldım. Hanım devamlı beni uyarıyor. Yanında poşetini al git diyor. Yoksa ortada kalırsın. Teşekkür ediyoruz sizlere, başkanımıza. Adana'da konkordato ilan eden, garip tavukçuluğa fason üretim yapan, Adana ve Mersin'de bulunan işletmelerdeki yaklaşık 2 milyona yakın civciv için yem tedariki yapılarak üretimin normale döndüğü bildirildi. Adana'da bulunan firma konkordato ilan edince Adana ili ve Mersin ilindeki kendisine fason yetiştiricilik yapan yerlere yem gönderememişti. Bunun üzerine birçok noktadaki yetiştirici yemsizlik nedeniyle ellerindeki milyonlarca civcivin açlıkla karşı karşıya olduğunu ve çok kısa süre içerisinde binlerce civcivin telef olduğunu belirterek ilgili yetkili kişilerden yardım istemişlerdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konudan haberdar olması sonucunda bakanlık çabaları sonucu yeni firmalarla sözleşme yapılmasının ardından yem tedariki tekrar yapılmaya başlandı. Fason üretim yapan işletmelere yemlerin ulaşmasıyla kanatlı hayvan üretimi yapan işletmelerde üretim normale döndü. Bu üreticilerimizin bize bu sorunu ilettiği günden itibaren Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş, bakanlık yetkililerimiz, hayvan genel müdürü ve daire başkanı ve il müdürümüzün de oluşturduğu kriz masasıyla Adana'mızdaki ilgili firmalarla görüşerek bu sorunu çözmek için 4-5 gündür gece gündüz büyük bir istişare şeklinde toplantı yaptık ve bölgemizdeki bu sektörle ilgilenen firmalarla görüşüp bir an önce bu hayvanların yem tedarikini sağlamak amacıyla sağ olsun tüm işletmeler bu firmalarla sözleşme imzalayarak, yeni sözleşmeler imzalayarak hayvanlara yem tedariki 2-3 günden beri başlamış oldu. Bu süreç zarfında bir 20 günlük besleme sonucunda bu hayvanlar yine yeni sözleşme imzalanan ilgili firmayla süreci tamamlayıp kesimini yaptıktan sonra ülke ekonomisine bu hayvanların et olarak kazandırılması sağlanmış olacak. Şu an 37 bin cüce mevcut. İşte son 2-3 gün kalaya kadar 42 bin hayvanım vardı. Şu an 37 bin hayvan mevcut. Bu süreçte Adana'da garip tavukçuluğun iflasından sonra bizim buraya yem gelmez oldu. Son 6 gündür, 7 gündür hiç hayvan yem yemedi. İşte bu süreç içinde Adana Valiliği, Adana İl Tarım Müdürlüğü bu devreye girdikten sonra son 2 gündür yem gelmeye başladı. Şu an ölü durumu kesildi. Şu an herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Adana Valiliğin devreye girmesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesi, İl Tarım Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle şu an buradaki ölüm en az seviyede, en düşük seviyede, yalnız olmadığımızı hissettik. Son 10 gündür hiç yatamıyorduk. Ya ne olacak? Ölecek mi, ölmeyecek mi? Biz maddi yönü hiçbir zaman düşünmedik. Bu hayvan yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Yani maddi kısmını biz vazgeçtik ama bu hayvanın yaşaması bir milli servet. O son 10 günü yaşadığımız 10 günü bu 2 gün içinde unuttuk.